Merhaba arkadaşlar, bugün GESAN analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analizini yaparım. Sıfırdan Borsa grafik analiz eğitim setimizin kampanyası 2 gün sonra sona eriyor yarından sonra. Mayıs kampanyamız bitecek. E, kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyenler varsa bana DM atabilirler. Şimdi endekste bahsettiğimiz bir alçalan trend direnci vardı arkadaşlar. Yaklaşık 4830'lu seviyelerdeydi. Gördüğünüz gibi bu direnç kırıldı sert bir şekilde. Şu an endeksin gelmek isteyeceği nokta en yakın direnç seviyesi 5200 direnci. Bakın şu 5 5200 direncine şöyle bir yatay atalım. Endeks buraya kadar tırmanıp buradan teknik satış yiyebilir. Burası aynı zamanda şu geçmişten gelen yükselen majör trendinde direncidir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sebeple 5200 seviyeleri önemli. Zaten 5200 seviyesine yaklaştığı zaman yukarıdan aşağıya doğru gelen şuradaki üstteki e, alçalan trend direncine de yaklaşmış olacak. Bu sebeple 5200 bizim için kritik bir dirençtir. 5200 direncinin kırılması halinde e, endeksin yolu açılır. Yani düşüş bitti diyebiliriz. Bu direncin kırılması şu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Bakın şu direnç kırılır. Tabi burada bir backtest yaparız. Hani, kırdıktan sonra. Ya da burada satış yiyip birkaç gün oyalanıp tekrardan yukarıya gider. Önemli olan şuradaki 5200 direncinin kırılması ve bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması endeksin. Böyle bir senaryo gerçekleşirse endeks için pozitif trendden bahsedebiliriz. Hatta grafiğin geniş grafiğe baktığımızda burada bir bayrak bile var diyebiliriz haftalık periyotta baktığımızda tabi. Bu sebeple bu direnci takip edeceğiz. 5200 bizim için çok önemli. Büyük ihtimalle bu seviyeye kadar tırmanacak endeks ama 5200 seviyelerinde oyalanabilir. MACD'ye baktığımızda MACD'de güzel bir dip çalışması görünüyor. Fisher'da da aynı şekilde günlük periyotta arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Bakın burada endekste mumlar yatayken MACD'de ve Fisher'da mumlar yukarı yönlü indikatörler. Yani indikatör düşememiş arkadaşlar. Yani burada güzel bir pozitif uyumsuzluk söz konusu endeksin durumunu beğeniyorum. Tabi e, sarsabilir sarsabilir, düzeltmeler yapabilir. E, ufak geri çekilmeler yaşanabilir. Hani sürekli dikine çıkacak diye bir durum yok. Bu geri dönüşlerde panik yapmamak lazım. Güzel bir direnci kırdık. E, umarım bu şekilde yoluna devam eder. Şimdi GESA'nın durumuna bakalım. GESA'nda bekleyen çok yatırımcı var. Sürekli soru geliyor GESA'nla ilgili. Şimdi arkadaşlar öncelikle MACD'ye baktığımızda sıfırın altında güçlü bir kesişim mevcut. Bakın GESA'nda. MACD altında güçlü kesişimini yapmış. Fisher'da pozitif. Şu seviyeyi kapatalım. King Kong'a bakalım. Şimdi King Kong'a baktığımızda Gesanda, bakın. Şu e, önceki al verdiği seviyeye bakın. ilk şuralarda al verdiği seviyelerden itibaren şu yatayda tekrardan sat al yaptırmış. Birbirini ötürlemiş, Tepeye kadar %63-64 vermiş. Yani. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sonra tepede sat sinyali geldikten sonra 80 seviyelerinden neredeyse 45'e kadar düşmüş. Bu yüzden King Kong sinyallerini disiplinli bir şekilde takip etmek çok önemli arkadaşlar. Her seferinde bunu söylüyorum. Kursiyer arkadaşları da düzenli olarak takip ediyorlar. Şimdi en son günlük periyotta al sinyali geldiğini görüyoruz. King Kong al sinyalini vermiş. Şimdi takip etmemiz gereken bazı önemli dirençler var Gesan'da. İlk direnç seviyesi şu an EMA 21'i geçmeye çalışıyor. Burada takılmış 55.90. İlk etapta 56 TL'nin üzerinde görmemiz lazım GESAN'ı. Yani yarın 56 TL'nin üzerine kendini atmayı başarırsa EMA 100'e kadar 59.15 seviyesine kadar tırmanır ve 60 TL'deki EMA 50'ye kadar tekrardan yukarı yönlü hareketine devam eder. Ama bu seviyelerde bir dirençle karşılaşacak hem 59.15'te hem de 60 TL'de burada oyalanabilir. Bu dirençleri direkt kararsa gayet iyi. Ama burada teknik satış yiyip oyalanıp tekrar yukarı yönlü giderse üst tarafta Gasan'ın gelmek istediği seviye 75 15 seviyeleri. Bir önceki e, 2023 2023 tarihine yakın bir tepe direnci var burada 75 15 seviyelerinde bu sebeple buraya kadar tırmanma ihtimali yüksek dirençleri kırarsa. Ama olası geri çekilme durumundaki en önemli destek 50 TL seviyesindeki MA200'dür ve artık benim son nokta diyebileceğim destek de şu alttaki trend desteğidir. Bu yaklaşık olarak 45 seviyelerine denk geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, Gsm benim elimde olsa 45 TL üzerinde kaldığı sürece e, herhangi bir stop vesaire yapmam ama 45 TL kırılırsa dikkatli olmak gerekir çünkü grafiğin geneline baktığımızda dikine bir rally var. Eğer formasyonun devamını sağlayacaksa yani yatayda ya da daha alt seviyelerde sağlayacağım diyorsa burada bir şekil oluşturabilir. Bu sebeple 45 TL'nin altına kırılırsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu seviye mutlaka aklımızda olsun. Ondan önce de tabi 50 TL'deki MA 200 destek olarak çalışacaktır. Yaklaşık olarak 50.50 .50 seviyelerinde şu an. Dediğim gibi GESAN için 60 TL kritik bir dirençtir. 60 TL geçilirse 75'e doğru yol alır ama 50 TL desteği geriye doğru çekilirse, 50 TL desteği tutamazsa 45'e kadar iner. 45 TL son noktadır. 45'in altına kırılırsa da stop. Bu kadar basit aslında. Fazla kafa karıştırmaya gerek yok. E, grafiği mutlaka günlük olarak takip edin destek dirençlerini.